Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere son durumları aktaracağım arkadaşlar. Şu anda yani pazar günü ve akşamına savaşımız var bu akşam. Şu anda arkadaşlar her şey bitti bizim aşamamız. Haçlı kalemizi bitirdik. Kırmızı rengi seçtik. Normalde çok böyle pembe seçtiyenler vardı. Ama bizim haricimizde şu anda bitiren yok. Biz bayağı da oldu yani yapalı. Sabah yapmıştık. Şu an öğlen. Yani bu videoyu çekiyorum. Şu an öğlen arkadaşlar. Kırmızıyı aldık arkadaşlar. Kırmızıyı şöyle alalım dedik. Hani sonuçta Türklerin yoğun olduğu bir krallık bizim krallığımız. Bayrağımızın rengini almak istedik. Bu savaşta. Çoğunluğumuz Türk olduğundan dolayı. Yani zaten kırmızı renk de güzel bir renk. Baskın bir renk. Onun için de biraz da seçtik arkadaşlar. Bundan ayrıyetten çok hızlı bir şekilde gerçekten güzel bitirdik. Heykel bağışı da bitti. Yani 10 milyon heykel bağışını da yaptık. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Bazıları belki bilmiyordur. Heykelleri bağışlasanız bile şuradan göstereyim. Hani 10 milyonu geçiyorsunuz ya. Önceden normalde şu 10 milyonu geçtiğinde bura kapanıyordu arkadaşlar. Hala bağış yapabiliyorsunuz. 10 milyonu geçse bile krallığınız. Bu güzel olmuş. Hani şey gibi düşünmeyin. Bunu bitirelim. Bitirirsek alamayız gibi düşünmeyin. Veya biterse alamayız diye. Artık öyle bir şey söz konusu değil. Yani burada artık onu değiştirmişler arkadaşlar. Yani 10 milyonu geçse de krallığınız, siz hala bağış yapabiliyorsunuz. Bu 5 gün, yani toplamda 9 gün ya bu etkinlik. Bu 5 günlük geri sayım bitene kadar. Biz de yaklaşık 3,5 gün mü oluyor? 3,5 günde bitirdik arkadaşlar 3 aşamayı da. Çok gayet bence hızlı, güzel bitirdik diye düşünüyorum. Yani zaten etrafımızdaki krallıklara göre de hızlı bitirdik. Şu anda belki bu krallıkların heykel bağışlarını bitiremeyenler olabilir. Yeterli hani üyesi yoksa. Yeterli bağış yapılması o da bitmeyebilir. Onun için 5 günün sonunda da böyle renkler alabilirler. Bunun tek dezavantajı şu olacak. Bayraklara biliyorsunuz ki bunun tek güzel yanı. Mesela ben İGAK'ın bayrağına da, KNS'nin bayrağına da, yani herkesin bayrağına ışınlanabiliyorum. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Onların bayrağında bana toplu saldırı veya normal şehrime saldırabiliyorlar. Tek sıkıntı o ama onun haricinde hani TP'lenip oraya ışınlanıp askerlerinizi çıkartacaksanız edecekseniz veya oraya geçecekseniz falan o yönden güzel oldu. Şu anda savaşa hazırız arkadaşlar. Komple planlarımızı, programlarımızı yaptık. Oluşturduk. Bakalım güzel bir savaş geçecek diye umuyoruz. Savaş ne kadar sürer bilmiyorum ama 226 ile bayağı savaşacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. 19 da hazır gibi. Alttan onlar zaten bindirecekler. Üstten biz bindireceğiz. Bu tarafta da gene 192 klanı zaten bayağı bunlar da hazırlıklılar. Bunlar da bizim tabii ki düşman. Köşeler biliyorsunuz ki düşman. Ortalar müttefik bizde. Şu anda yani 1270'te komple buraya 3 klan HBS, SUP ve 9 klanıyla 3 klan buraya çıkacak arkadaşlar. Burada 3 klan savaşacaklar. Şurada aşağıya arada destek verebilir ama 1240 burayı tek başına rahat halleder diye düşünüyoruz 162'yi. Çünkü 162'de arkadaşlar çok fazla aktif yok. Çok fazla yani bir klanı güzel güçlü, şu klanı güçlü VV klanı. Ama yani burada TVGS klanı var 1240'ın. O daha da güçlü diye düşünüyorum. Onlar tek başına bile orayı alır diye düşünüyorum ki ikinci bir klanlar da şurada gelecek. 1240 bizden sonra en yakın 1240'tı arkadaşlar şeye, bu bitirmeye. Onlar da belki akşam, sonuçta daha savaş bizim 10 çeyrek geçe falan başlayacak. Akşam 10 çeyrek geçe. 10 çeyrek geçeye kadar belki de halledebilirler diye düşünüyorum. Zaten bayrak dikimleri hızlı olacak. Bayrak dikimlerini açacağız. Hızlandırmalar. Biliyorsunuz ki yaklaşık 3 dakikada bir bayrak ortalama diksen. Yarım saatte 10 bayrak bayağı ilerlersin. Yani şu yakın olan kısımlarda bayağı hararetli savaşlar direkt başlayacak ki. Şuradan da Fıra ve Tor klanları. İki tane ikinci veya şu Fıra ikinci klanı, Tor dördüncü klan herhalde. Buradan çıkıyorlar. Oda da 29 var arkadaşlar. 29 da o kadar kötü değiller. Bunlar da tabii ki müttefik değiliz ama 19'da buradan gene 2 klanıyla çıkıyor. Üstten böyle 2 klan, bunlar 2 büyük klanı diye hatırlıyorum. Ama şu MF de çok kötü değil, Oğla MF. Belki üstte destek verirler mi? Onlar nasıl planladı? Onu tam bir fikrim yok. Ama şu zaten şurada kapılara gidenler net çıkacaklar. Buradan 26'da Orbix ve Robix. Orbix 2. klanı, Robix de 4. klan herhalde. Birinci ve üçüncü klanlar da buradan çıkacak. Yani Orbix klanı da güçlü gözüküyor. Ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Belki de hatta ana klanlarından bile aktif olabilirler. Belli olmaz. Hani savaşta. Yani bu savaş farklı bir nokta. Çünkü barbar kesmeyle bir alakası yok.
Savaş çok farklı. Ne kadar süre oyuncularınız online kalabiliyor, ne kadar koordine olabiliyorsunuz, ne kadar yani iyileştirme hızı önemli, kaynak önemli. Bir de şu önemli, boşuna asker kaybetme. Gidip de sen mesela tek başına komple karşı tarafın ortasına girip de deli gibi sürekli kaynak ve hız harcarsan bu ne demek? Hızlı koşan atın gerisini siz biliyorsunuz zaten. Söylememe gerek yok. Onun için yavaş sakin olacağız. Beraber hareket edecek. Marklar takip edecek. Burada önemli olan o arkadaşlar savaşta tamamıyla şu marklar var ya, bunlar çok önemli. Tabii ki gidip de 150 kişinin veya işte 200 kişi gireceksen savaşa, 200 kişinin böyle Discord'da konuşması mümkün değil. Herkes gelemez çünkü. Sonuçta onun için marklar, yani bu Osiris tabutu gibi değil. Hani 30 kişi girip savaşıyorsun orada, tamam o, Discord kullanıyorsun da burada öyle bir şey mümkün değil. Belki savaşı koordine edecekler. Her klandaki savaş koordine edecek kişiler topluca bir şeyde bulunabilir, Discord'da oradan konuşabilirler. Onun haricindekiler kesinlikle markları takip etmeli. Mesela buradan çıktım TRF ile ben. Gittim. Mesela şuraya attım. Dedim ki arkadaşlar burada toplanın. Mesela şurada bir mark var. Burada toplanın. Orduları burada toplayacaksın. Aynı anda komutlarla beraber savaşacaksın ki karşı tarafa inanılmaz zayiatlar ver. Çünkü bir orduya ne kadar çok ordu fazla saldırırsa bir orduya o kadar çok kayıp veriyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani mesela bir orduya 5 ordu girerse tek orduya, o 5 ordunun gittiği tek ordu bayağı kayıp veriyor. Mesela diyelim 200K'lık bir orduysa 100K'sı kadar, yani bayağı da hızlı değil, 100'den de fazlası hatta. Orta şekilde gidiyorsa 100K'sı falan hastaneye girme şeyi var arkadaşlar. Yani eşit güçteyse zaten 100-150K arası hastaneye girerek 100'ün. Onun için ya yani birebir savaşsan 30K'sı falan, 30-35K'sı falan girer hastaneye, yani birebir kafa kafaya gitse de. Onun için bu çok fark eder. Çünkü 30 nerede, 100 nerede, yani yaklaşık 3 katı fazla hastane sokuyorsunuz. Onun için koordinenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu savaşlarda alancı komutanlar çok önemli arkadaşlar. Hani onlara da az çok bilgilerini verelim. Alancı komutanlar kesinlikle çok önemli. Santuzu epik diye geçmeyin. Çok güzel. Baybars epik diye geçmeyin. Çok güzel bu alanlarda. Mercia Lady'si yeni çıktı zaten. Mercia Lady'si burada çok iş yapacak. Aynı şekilde Yisong zaten birebir. Yakında Guan Yu geliyor. Guan Yu geldi mi o da çok can yakacak bu alan savaşlarında. Yani bu şekilde alan komutanlar kesinlikle kullanılmalı. Tabii ki Jeanna faktörü var. Bunu kesinlikle unutmayın. Jeanna en kötü o savaşta bir veya iki kişi de en kötü olacak ki sürekli böyle buff'ını atacak yani. Yani ben çıkacağım zaten yanımdaki ordularımı da güçlendirmek adına mesela her zaman çıkarım. Onun haricinde piyadeler çok yoğun. Ya genelde çoğu krallık piyade kasmış. Mesela 26'da da bu vardır muhtemelen belki ama çok krallıkta piyade oyuncusu ağırlıkta. Mesela Martel, Richard, İskender full olan çok oyuncular var. Bu da ne anlama geliyor? Piyade çıkıyor. Piyadenin şöyle böyle olayı var arkadaşlar. Savaşlarda kesinlikle piyadeye saldırmayın. Ya Guan Yu gelince bu işte çek. Guan Yu gördüğünüz zaman mesela yani Guan Yu çıkacak ya. Onu gördüğünüz zaman direkt ona saldırmanız lazım. Çünkü o direkt atak üzerine bir komutan. Defansif değil, atak üzerine bir komutan. Onu direkt çıkartmanız lazım. Ama şu anki komutanlarda piyadeye saldırmak çok saçma arkadaşlar. Yani mesela bir Yisong dururken orada, bir Cengiz Han dururken, bir Inamoto dururken, yani bu atlı ve okçular dururken Edward veya gidip de sizin piyadeye saldırırsanız ne olur? Piyade zaten çok da dayanıklı savaşta. Siz o piyadeyi eritene kadar zaten sizin ordunuz kalmaz arkadaşlar. Diğer onun nük orduları, Cengiz Han'dır, Yisong'dur, işte Edward'dır, Inamoto'dur gibi gibi böyle birçok komutan var nükür. Bu komutanlar direkt sizi eritir arkadaşlar ve sizin zararınız olur. Onun için piyadeyle uğraşmayacaksınız. Savaşlarda daha çok okçu ve atlı birlikleri öncelik hangisi derseniz de bence önce okçu. Çünkü okçunun atlıya göre daha da zayıflar. Daha hızlı eriyebiliyor. Komutan bakımından baktığımız zaman. Ondan sonra atlı en son yani piyade. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani piyadeyi gördüğünüzde biraz daha böyle onun yanındaki diğer orduları eritmeye. Çünkü piyade size vursa bile piyade çok nük hasar uğrayan bir komutan olmadığı için arkadaşlar piyade düz hasar vuruyor. Yani sizi piyadenin yani verdiği hasar çok fazla değil. Yani sizi yani bayağı uzun süre savaşması lazım sizde ki size hasar versin. Ama siz ona saldırdığınız zaman adamlar zaten kolay ölmüyor. Defansı sağlam. Ya burada zaman kazanıyor hem adam hem zaten ordusu tank. Sen ona vurduğun zaman zaten o erimiyor. Ama karşı tarafta işte Yisong ve Cengiz Hanları sizi parçalar. O arada yani siz ona vurduğunuz arada. Onun için bunlara dikkat edeceğiz. İnşallah lag olayına çok korkuyorum. Lag çok olursa çok bir keyif alamayız savaşlardan. Lag olmazsa güzel olur. Ben canlı yayın açar mıyım açmaz mıyım bilmiyorum. Akşam duruma göre arkadaşlar belki canlı yayında açabilirim savaşları. Bakalım.
Yani uzun sürecek zaten, öyle kolay bir savaş da olmayacak. 1-2 saatlik bir savaş değil yani. Bu belki 1 gün, belki 2 gün, belki 3 gün, 5 gün, artık kaç gün sürerse savaş, yani karşı tarafın direncine de bağlı biraz. Genel bizim aynı şekilde savaşımıza da bağlı. Taktikler çok önemli. Atacağınız bir bayrak her şeyi değiştirebilir. Doğru bayrak, doğru hamle. Atacağınız bir kale gene her şeyin seyrini değiştirebilir. Burada kalelerimiz daha çok tabii ki yani yardıma kullanılabilir. Mesela biz buradan sonuçta kapılardan çıkacağız. Buradan bayrakla her türlü rahat gidebilir. Ama şuralara bayrakla hızlı ulaşmamız mümkün değil. Buralara en maksimum, yani müttefiğin yardıma ihtiyacı olursa kalelerle yardım edilebilir. Onun haricinde buradaki kısım bize ait. Tabii şuradaki kısım 19'a ait ama 19 inşallah şu iki klanla baş eder diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta bu ikinci, bu dördüncü klanı. O 226'nın. Hani bunların ikisiyle baş edemezse zaten sıkıntı. Yani bilmiyorum. Şöyle güçlere bakalım tekrar. Durumlara. Sonuçta 2-2 bir savaş olacak. 3.6 334 kişisi var. Yani durumu da kötü değil. Böyle T5'leri falan da mevcut zaten. Hani T5 2-3 tane olsa, gerisi aktif olsa yeter. 3.6 kon klanı. Şuraya bakalım. Hard klanı da 2.9. 3.6'ya 2.9 arkadaşlar güç olarak. Hani güç dengesi var mı diye ben hani bakıyorum. Orbis biraz fazla olabilir onlardan. 3.8. 3.6 idi. Burası 3.8. Bura kaç? 2.5. Yani denk. Baktığınız zaman arkadaşlar 2-2 bir savaş olacak. Ve şeyler denk yani, güçler. Bizim buradaki savaşlarımızda da Armix diye bir klan çıkıyor üstten. Biz burada üstten çıkacağız ama bakalım. Yani stratejimiz ne şekilde olur? Bunları göreceğiz zaten savaş başlayınca. Canlı yayında açarsak takip edersiniz belki ama dediğim gibi canlı yayın kesinliği yok. Açıp açmayacağım bu akşam. Ama açabilirim, belli olmaz. Duruma göre. Yani şu anda 192'de buradan çıkacak. Onlara da bakarsak şu ikinci klanda, şu gene üçüncü veya dördüncü klan, öyle bir şey. Şu ikisi. Şu dördüncüydü herhalde. İkinci ve dördüncü klanı buradan çıkıyor. Ana klanıyla üçüncü klanı buradan çıkıyor aşağıdan. Karşılarında da 1270'in iki tane şu ana klanlar çıkacak buradan. Artı buradan HBS diye üçüncü klanlar. İlk üç klanı buradan çıkacak. Burada ben 1270'in rahat yeneceğini düşünüyorum yani, bilmiyorum yani 1270, 1270 tecrübe, onlar da tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Yani orayı alırlar. 1240'tan da gene şüphem yok şu kısımda. Şurada bilmiyorum, belki biraz başa baş gidebilir savaş. Gene bizim burada da bayağı 1226'nın ben bayağı direneceğini düşünüyorum. Hani böyle direkt 1-2 saatte bizim öyle bitirebileceğimiz, işte 3-4 saatte bitirebileceğimizi sanmıyorum savaşı. Burada direnecektir sonuçta. Ama yani direnseler de şöyle bir olay var. Biz şimdi müttefikleri yaptık ya sonuçta. Burada 2'ye 1 düşecekler. 2'ye 1 bir yere kadar savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar güçlü olun. Ki biz şu anda yani güç bakımından bakarsanız 1226'dan zaten birebir de güçlüyüz. Hani birliklerimiz olsun, bulunduğumuz şey olsun. Ama yani güçlüyüz dedim. Gene sonuçta burada tüm krallar denk geldi. Ama bence biz biraz daha bir tık güçlüyüz. Yani çok aşırı bir fark yok ama bizden sonra bence Kaybakan en güçlüsü 1226. Yani biz birinciyiz, onlar ikinci benim gözümde. Yani öyle biz birinci ve ikinci savaş olacak burada. Erken final gibi bir şey yani. Bu da 1226. Yani 1226 belki şu aşağı köşelere düşseydi daha farklı bir durum olabilirdi. Hani müttefiklikler olsun, şeyler olsun. Yani biraz haritanın konumuna göre de müttefik değişti arkadaşlar. Yani köşede olması 1226'nın ve 1226'nın biraz daha hafif geç davranıp bir de ortayı vermeme gibi bir şeyler vardı. Hani onu tam bizim diplomatlarla konuşmuşlar. Hani ziggurat'ı kim alacak? Hani soru işareti veya işte size tamam siz alın gibi bir şey dönüş olmadığı için pek şey yapamadık. Belki dönüş olsaydı 1226 ile, çünkü ben başta ne düşünüyordum. Ama 1270 ile 1240'tan bu dönüşü aldık. Şu anda müttefiz. Herkes zaten savaşları kazanırsak paylaşım kolay. Yani önemli olan şu ortaya girip burada barbar kesip rahat rahat bu elmasını topla. İlk zonlarda bitecek çünkü bu KVK.
Yani ilk zonlarda yani en maksimum şuraya kalırsa da belli zonlarda kalır. Hani savaş beklenildiği gibi gitmezse. Ama 2'ye 1 dediğim gibi çoğu krallık burada 2'ye 1 savaşçı açık köşeler. Yani ne kadar dayanır bilmiyorum. Kolay kolay da dayanamaz. Niye dayanamaz? İki tarafta savaşmak gerçekten çok yıpratıcı. Biz geçen KVK tam 1226'nın olduğu yerdeydik. Yani çok zorlanmıştık arkadaşlar ya. Üstten 35 gelmişti. Aşağıdan 141 gelmişti. Bir de biz o zaman daha baskın bir güçtük. Diğer aktiflik olarak da ikisine karşı. Ona rağmen bizi çok zorladılar ki biz deli gibi savaştık. Gece gündüz savaştık. Ona anca öyle yendik yani. Bu taraf öyle bir şey gösterebilecek mi bilmiyorum, direnç. Ki bizim şu an hala gece gündüz savaşırız. Onunla bir şeyimiz yok. Zaten bu krallıkta savaşı aç herkes arkadaşlar yani. Savaşalım. Deli gibi savaşalım. Onu istiyor herkes. Şu anda zaten onu sağlayacağız. İlk daha çıktığımızda savaşacağız. Hedef dediğim gibi 1326'yı hapsedebilirsek hapsedeceğiz arkadaşlar. Daha sonra zaten bu zonda 1326'yı hapsedersek burada da 92 şey burada 62, burada 29 hapsedip tüm bu ilk zonlara hakim olup daha sonrası zaten bize kalıyor. Yani burada paylaşımlar şeyleri yapılır. Şu an güzel yani, bizim KVK'mızı izleyin. Onu öneririm yani. O 10.30'da alın abi çayınızı. Hani ben canlı yayın açmasam bile gelin buraya. 118. KVK bu. Yani tüm zonlarda savaş geçecek. Yani burada da savaş olacak, burada da savaş olacak. Şurada da olacak, burada da olacak. Yani yani istediğiniz yeri izleyin. Yani film diziler gibi. Alın çekirdeğinizi, cipsinizi veya işte mısırınızı, çayınızı alın, kahvenizi alın, izleyin yani derim. Güzel savaşlar dönecek. Ben ama açmaya çalışacağım canlı yayın. Açamasam da bu şekilde olacak arkadaşlar. Güzel bir savaş şeyi sunarız diye düşünüyorum size arkadaşlar. Yani hoş savaşlar dönecektir. Sonuçta bir savaş oyunu. Kaybetmek de var, kazanmak da var. Biz %100 kazan. Bizim hiçbir zaman şöyle bir şeyimiz olmadı arkadaşlar. Yani biz işte asarız, keseriz. Biz her zaman yeneriz. %100 yeneriz. Ya böyle bir şey yok. Bu savaş oyunu sonuçta. Her şey olabilir. Dediğim gibi atılacak bir bayrak, bir kale veya iki kişinin gösterdiği mücadele her şeye değiştirebilir bu oyunda. Şu an bizim ve karşının güzel balinaları da var. Onların da güzel savaşları dönecektir. Balinalar tepişirken böyle işte filler tepişirken altta diğerleri ne olur bilmiyorum. Bakalım göreceğiz yani. Tamamıyla hazırız. Biz dediğim gibi oyuncularımızı hazırladık. Akşam görüşmek üzere arkadaşlar. Canlı yayın açarsam takipte olun. Onu açmasam da kendiniz canlı canlı izleyebilirsiniz. 118. KVK'da olacağız. Bütün zonlarda savaş dönecek. Rahat rahat 10-15'te kapılar açılacak. Bunu da söyleyeyim. Türkiye saatiyle 10-15'te kapılar açılacak. Daha sonra hızlı bayrak atımı ve 11-11.30'a doğru yavaş yavaş temaslar başlar. 11.30'da sonra da deli gibi savaş arkadaşlar. Bayrak savaşları, açık alan savaşları. Yani artık böyle güzel güzel savaşırız yani. Bizim de istediğimiz de savaş zaten. Bakalım. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.